sanatları inceleme komisyonu üyesi çerçevede Rogoski için kurulmuş olan altı komisyonunda, inceleme komisyonunda üyesiyim. Bu bana ve bu komisyondaki herkese bir sorumluluk yükledim. O da Rogoski'deki katliamla ilgili hakikati erişebildiği kadar hakikati ortaya çıkartmak. Bir yıl geçti. Komisyon çoğunluğu AKP'li üyelerden oluşuyor. Başkanı AKP'li, bir MHP'li, bir BDP'li, bir de CHP'li üye var. Bu komisyona Haziran'dan beri hiçbir yeni bilgi gelmedi. Geleceği de yok. Çünkü komisyon hakikati ortaya çıkartmak bakımından kendisini Genelkurmay'dan gelecek bilgiyle bağlamış durumda. Genelkurmay Başkanlığı da ne Diyarbakır'daki özel yetkili ağır ceza mahkemesine Rogoski katliamıyla ilgili kovuşturmayı yapan mahkemeye ne de Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na bu katliamda başrolü oynayan unsurlar hakkında bir bilgi vermiyor. Yani kararı kim verdi? Harekat planını kim yaptı? Kim uyguladı? Kim sonuçlandırdı? Bununla ilgili hiçbir bilgi yok. O nedenle bu komisyonun aslında raporunu yazamıyor ya da yazacak ama bir türlü soruşturma bitmiyor diye kendisini atlayabileceği herhangi bir nokta yok. Çünkü aslında yazacağı bir şey yok. Başka bir yerde arayacağı hakikati başka bir yerde arıyor. O da şu. Bu soruşturmanın, bu incelemenin bütün metodolojisini baştan sona bizim itirazlarımıza rağmen yanlış bir biçimde kurdu komisyon çoğunluğu. Olaya bir çeşit tüme varımcı bir yoldan hakikate ulaşmaya çalıştı. Yani önce köye, bombanın patladığı yere gidip oradan geriye doğru gelmeye çalıştı. Oysa bu tutulabilecek en kötü yoldu, zaman kaybıydı. Çünkü onun aslında tümden gelimci bir yol izlemesi lazımdı. Bu bizim olayımızda en önemli meseledir. Bu olayı aydınlatmayı mümkün kılan şey onun bir sınır ötesi harekat olmasıdır. Bu Türkiye sınırlarının 5 kilometre dışında Irak toprağında meydana gelmiş bir katliamdır. Bunun bizim için kilit önemi şurada. Sınır ötesi harekat yetkisi meclis tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hükümete verilmiş bir yetkidir. Bu yetkiyi hükümetten başka hiçbir güç kullanamaz. Dolayısıyla hükümetten başka hiçbir yerde bu harekatın sorumlusunu aramak gerekmezdi. Oysa komisyon bir tek burada sorumluyu aramıyor. 14 Kasım'da bu yıl gazetelere bir haber düştü. Bu habere göre Başbakan Suriye ile ilgili olarak sınır ötesi harekat tezkeresinin kendine verdiği vur emri yetkisini kara kuvvetlerinden bir generalle hava kuvvetlerinden bir generale devretmişti. Demek ki mantıken varmamız gereken sonuç başbakanın bu devir anına kadar yani geçtiğimiz yıl Kasım ayına kadar bütün sınır ötesi harekatlar bakımından vur emri yetkisinin kendisinde olduğuydu. Şimdi dolayısıyla bizim Rogoski'de kimin acaba nerede ne yaptığını aramamız gerekmiyor. Mantıken Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi ve askeri mekanizmalarının işleyiş mantığı gereğince Genelkurmay'ın bir harekat planı hazırlamış, bunun onayını Başbakan'dan almış olması gerekir. Başkaca bu olayın bir açıklaması olmaz. Eğer bu Türkiye sınırları içerisinde bir tümen, tugay düzeyinde, alay düzeyinde bir askeri birliğin giriştiği ve yukarıdan onay almaksızın yapabileceği işler çerçevesinde olsaydı, o zaman hakikaten yerel askeri birlikleri gitmek, sorgulamak, onların elindeki bilgileri değerlendirmek, çelişkileri ortaya çıkarmaya çalışmak ve kararın nerede bittiğini
adım adım takip ederek yakalamak önemli olabilir. Fakat bizim olayımızda aslında 28-29 Ocak gece yarısı bunun kimin tarafından ve niçin ve hangi gerekçeyle yapıldığı açıkça biliniyor. Şimdi bizim için bütün mesele bunun ifade edilmesi, bununla ilgili bir ikrar, itiraf elde edilmesi. Bunun için mahkeme elindeki yetkileri kullanmıyor. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu yetkileri de bu açıdan sınırlıdır. Yani gidip olay yerinde, yani makamlar nezdinde sorgulama yapmak ya da onları ayağına çağırmak gibi bir güce bu çerçevede sahip değil. Eğer bir meclis araştırma komisyonu olmuş olsaydı bunu yapabilirdi. Fakat bu bir inceleme komisyonunun alt komisyonu. O nedenle bugün ya da yarın ya da başka bir zaman bu komisyonların bu hakikati bu kompozisyonla ortaya çıkartabileceğini ümit etmek için elle tutulur bir sebebimiz yok. Kaldı ki genelkurmay ile hükümet arasında bu açıdan tam bir sorumluluk ortaklığı olduğu için ve bu sorumluluğun ortaya çıkmasından her iki kurumun da askeri ve siyasi olarak hiçbir yararı olmadığı için oradan gelecek bütün bilgilerin bu noktadan sonra yanıltıcı olacağı, olmaya devam edeceği açıkça ortadadır. Niçin bunu neye dayanarak söylüyorum? Yani ben bir devlet karşıtıyım ve o yüzden devletle ilgili her bulduğum fırsatta yakıştırma mı yapmaya çalışıyorum? Hayır değil. Aslında bu konuda bence bir yargıcın olması gerektiği kadar titiz düşünmeye çalıştığımızı da eklemeliyim. Niçin bu bilgiler güvenilir değil? Çünkü Genelkurmay Başkanlığı Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na gönderdiği bilgide dedi ki bu izleme, her onlar ile yapılan izleme ve sonraki bütün işlemler o tabir onların milli kaynaklara dayanılarak yapıldı. Nasıl yani? Bu başka bir ulusal gücün, başka bir devletin bu olayda dahli yoktu dedi. Ancak uzmanlar, işi bilenler Heron görüntülerini izledikleri sırada dediler ki bu Heron görüntülerindeki titremeler ve kaymalar yakında bir başka insansız hava aracı olabileceğine delalet eder. Bu kuvvetle yalanlandı. Hayır denildi, böyle bir şey yok. Ve arkasından 3-4 ay sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Wall Street Journal gazetesi ilk 3 saat boyunca izleme noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrol ve komutasında olan bir Predator insansız hava aracının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir Heron insansız hava aracının yanı sıra bölgede gözlem yaptığını doğruladı. Böylelikle bizim elimizdeki bütün bilgiler bir anda meşkuk, şüpheli duruma düştü. Çünkü bütünüyle milli kaynaklardan değil, tırnak içerisinde milli olmayan kaynaklardan da bu olayda görüntü alınmış, bilgi alınmış ve karar verilmişti. Fakat bu kararın da bütün inceleme, bilgiler, ortadaki kanıtlar gösteriyor ki bu kararın da herhangi bir geçerli doğrulanmış istihbarata, herhangi bir spesifik özgür istihbarata dayandığına dair bize gönderilen dosyalarda en ufak bir kanıt yoktur. Yani Genelkurmay ve hükümet bu olayda kumaşı biçmeden önce 9 kere ölçmeleri gerekirken hiç ölçmemişlerdir. Bunu bize gösteriyor bütün deliller. Yerel askeri birliklerle yaptığımız değerlendirmede, incelemede onların farkında olmaksızın verdikleri bir ipucu bana yol gösteriyor doğrusu. Bu askeri birlikler genel olarak bölgeden Genelkurmay'a ve başka kuvvet komutanlıklarına doğru giden malumatın esasen toplandığı noktadaki bütün kuvvetler bir Fehman Hüseyin mitosuyla obsese olmuş durumdadırlar. Yani böyle bir efsane ile takıntı halindedirler. Ben hayatımda hiçbir askeri güç yöneticisinin, bir komutanın, tüm general rütbesindeki bir insanın bir
karşıt güçten bahsederken bir güçten değil bir insandan bu kadar obsesi olmuş bir biçimde söz ettiğini hiç işitmedim. Siz bilemezsiniz sayın vekillerim, o Fehman Hüseyin var ya. Bütün söylenilen şey budur. Şimdi bu bize süreci aydınlatmak bakımından yeterince bilgi veriyor. Çünkü bu kara harekatı, bu hava harekatı daha önce bölgedeki 23. Sınır Tümen Jandarma Komutanlığı'nın girişmiş bulunduğu Yıldız Uçar Birlik Harekatı'nın devamı. Yıldız Uçar Birlik Harekatı şu istihbarata dayanıyor. Bölgeden dışarıya doğru bir çıkış olacak. Bunların yollarını kesmek üzere iki helikopter ve üç askeri birlik, bölük harekete geçiyor. Gece yarısı saat 9'da onlara geri çekilin, kışlalarınıza dönün deniyor ve hava harekatı başlıyor. Bu hava harekatı ise sınırdan içeriye doğru sızmalar olacağı istihbaratına dayandırılıyor ama hangi kaynaktan geldiği bunun da meçhul. En sonunda şu sonuca varıyoruz. Aslında insansız hava araçlarıyla gözlenen 7 saat süren bu yürüyüşün, gidiş ve gelişin her bir anını gerçek zamanda ve kayıttan izleyerek karar verme yetkisine sahip olanlar kendi kafalarındaki şüpheyi sanıklar lehine, tırnak içinde söylüyorum bunu da, olası sanıklar lehine kullanmak yerine aralarında Fehman Hüseyin'in de olması muhtemel olduğunu, bu takıntıları dolayısıyla düşündükleri bir insan topluluğunu başka hiçbir sebebe dayanmaksızın öldürmeye karar vermişlerdir. Buna katliam dememizin, planlı bir katliam dememizin asıl nedeni, gerekçesi budur. Bütün bunlar için başka bir delile gerek vardır şüphesiz. Bunun sahiplerinin bunu itiraf etmesi. Ama eldeki bütün kanıtları birleştirdiğimizde mantıki olarak vardığımız sonuç, buna katliam derken sadece bir yakıştırmayla kalmadığımız, bütün unsurları eledikten sonra ortaya çıkan sonucu bu şekilde adlandırdığımız anlamına gelir. O nedenle içinizden hiç kimsenin, ben başından beri bu süreci sizlerin adına titizlikle, dikkatle, her bir unsuru değerlendirerek takip etmeye çalışan bir vekiliniz olarak bu konudaki başka bir kanaatle kendinizi meşgul etmeyiniz derim. Çünkü Genelkurmay'ın son günlerde başbakanın ağzından ortaya attığı, bakalım hepsi sivil miydi, aralarında kimler vardı lafı dahi bu bakımdan hiçbir karine oluşturmaz. Çünkü fikrimce hayatını kaybedenlerin 34'ü de PKK gerillası olmuş olsaydı bile hiçbir uluslararası yasa Irak toprağında onları bu kadar orantısız bir güçle imha kastıyla bombalamayı meşru ve mazur göstermezdi. Bu bir uluslararası savaş suçu olurdu. O nedenle hiçbiri kurtarmaz. Her bir yalan, her bir uydurma, her bir kurgu ötekini zayıflatarak hükümeti ve Genelkurmay'ı birbiriyle kaderleri bağlanmış bir suç ortaklığı içerisinde yokuştan aşağıya doğru yuvarlanmaya mahkum ediyor. Fakat her zaman dediğimiz gibi eğer suçluları yakalamazsanız onlar yakalanmazlar. Eğer hakikati ortaya çıkartmazsanız o hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Ben öyle görüyorum ki ne meclisteki komisyon ne mahkeme ellerindeki biricik kanıt kaynağı bizzat failin kendisi olduğu için bununla ilgili spesifik kanıtları ortaya çıkartamayacaklardır. Tam tersine onların ortaya attıkları fabrikasyonlarla vakit geçireceklerdir ve bu topluca kaybedeceğimiz bir vakit ve topluca faile karşı duyduğumuz büyük suçlama, onu yargılama, bunun cezalandırılması isteğiyle harekete geçme arzusunu zayıflatacaktır. Ama zaman iki yönde birden işliyor. Bir yandan bunlar ümit ediliyor. Fakat öbür yandan hakikat olduğu yerde kokuşmaya başladığı için pis kokular etrafı sarıyor. Şimdiden çeşitli basın çevrelerinden
şu sözlerin söylenmeye başlandığını duyuyoruz. Başbakan'a sormuşlar, evet demiş. Bu benim mantıken ulaştığım sonucun kokuşmuş olan halidir, söylenti olduğu için. Bu eninde sonunda bu ortaya çıkacak. Şimdi o nedenle biz bunun ortaya çıkmasını çabuklaştırmak, bunun hakiki bir yüzleşmeye dönüşmesini sağlamak için politik bir görevle hepimiz yükümleniyoruz. Sadece meclisteki insanlar değil. Şu nedenle ben Roboski katliamından sonra Kürtlerle Türkler arasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti altında bir ortak yaşam hayalinin havaya uçtuğunu düşünüyorum. Bu açıkça söylenmese, bu teorizasyona tabi tutulmasa, buna özgülenmiş bir politik faaliyet yönelişi Kürt halkını kararlı bir biçimde merkezi olarak çekip çevirmese de gönülde, kalpte, ruhta, içeride fikir budur, duygu budur. Kürtler eğer öyle isterlerse başka bir hayat kendilerine seçebilirler. Ama hala Türklerin ve Kürtlerin politik ileri gelenleri, onların siyasi ve sosyal temsilcileri, kültürel temsilcileri, yerel temsilcileri ortak bir hayat mümkün diyor iseler, bunun için devletten medet ummaları için hiçbir sebep kalmış değildir. Devlet eğer Genelkurmay Başkanı, Başbakan ve mahkeme değilse kimdir? Başka hangi devletten umulacaktır? Ama bu hayat yeniden kurulabilir, onarılabilir. Bunun için Türklerin, devletlerinin, başbakanlarının, genelkurmay başkanlarının suçunu ortaya çıkartmak, Kürt köylülerine Türk devletinin hesap vermesini sağlamak için yapacakları son bir atılım, bir hayat sıçrayışı, bir salto vitale bizi 27 Aralık gününe geri döndürebilir. Onun dışında bu iki halkın artık kardeşçe yaşamasını ummak için bütün yükümlülüğü, bütün sorumluluğu, bütün yapıcılığı Kürt halkının sırtına yüklemek, bütün her şeyin sorumlusunu onlar kılmak, bizim hesabımıza bir siyasi nöbeti onların tutmaya devam etmesini istemek kadar acımasızca bir konfor olamaz. Bence konforumuzu bozalım ve bu hakikatin ortaya çıkartılması için el birliğiyle kafa kafaya vererek her türlü sorumluluğu ve her türlü akıbeti göze alarak bunu ortaya çıkartmak için çaba gösterelim. Çünkü eğer bunu yapmazsak bu kokuşan, çürüyen, artık yeniden üretilemeyen beyhude kardeşlik dilinin gerisinde iki halkın birbirine karşı diş bileceği günlere yaklaşabiliriz. Bu mukadder değildir. Bunu önleyebiliriz. Ama artık bizim de bir şey yapmamız gerekir. Sadece ve sadece temenniler değil, bir siyasi aksiyon, bir toplumsal davranış, bir ahlaki ve kültürel sorumluluk yüklenişle bu zor problemi birlikte çözebiliriz. Ben burada bu akşam bir araya gelişimizi bu sorumluluğu paylaşmak için bir ortaklık arayışı olarak görüyorum. O nedenle bu geceyi tertip edenlere, burada bizi kendi halkının hakikatiyle yeniden tanıştıran Ferhat kardeşimizi ve herkesi kutluyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Biz de Sayın Kürtçü'ye teşekkür